İsrail'de siviller 7 Ekim'den bu yana silahlanıyor. Ülkesindeki artan silahlanmayı değerlendirdi Başbakan Netanyahu. Başkanlığı süresince vatandaşlara silah dağıtımı genişleyecek, daha da çoğalacak, daha çok silah vereceğiz dedi. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir de eleştirilere rağmen İsraillere silah dağıtımına devam edilecek dedi. İsraillilere silah dağıtmaya devam edeceğiz. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, 7 Ekim'den sonra hız verilen İsraillilere silahlandırma kampanyasını sürdüreceklerini belirtti. Netanyahu, Batı Kudüs'te 3 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Paylaşımında, benim başkanlığımdaki hükümet vatandaşlara silah dağıtımını genişletmeye devam edecek ifadesini kullandı. Silahlı saldırıyı düzenleyen Filistinli iki kardeşin de Doğu Kudüs'teki evlerinin yıkılması talimatını verdi. İsrail'le sivilleri ve Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimcileri silahlandırma kampanyasıyla tanınan aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de saldırının ardından yaptığı açıklamada eleştirilere rağmen İsraillilere silah dağıtmaya devam edeceklerini söyledi. Defalarca görüyoruz ki silah hayat kurtarır ifadelerini kullandı. Ben-Gvir, Hamas'ın Batı Kudüs'te 3 İsrail'in hayatını kaybettiği saldırıyı üstlenmesinin ateşkes olmadığını söyleyerek, Gazze şeridinde olağanüstü güçle saldırılara hemen başlama çağrısı da yaptı. Bireysel silahlanmayı savunan aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, 7 Ekim'den bu yana Yahudi siviller ve yerleşimcileri silahlandırma kampanyasına hız verdi. Ülkeyi dolanarak binlerce silah dağıttı. İsrail nüfusunun %20'sinden fazlasını oluşturan Araplar hiç olmadığı kadar korku içinde yaşadıklarını söylüyor.